Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere saksıda, perlit ortamında yetiştirebileceğiniz tıbbi ve aromatik bitkilerin genel özellikleriyle ilgili bilgiler sunacağız. Arkadaşlar, bu bir sera ortamı ve köklendirme seramız. Hemen sulama sistemleri, yine tava sistemi ve tavada perlit ortamıyla birlikte böyle bir köklendirme sistemi oluşturduk. Ve bunun içerisinde çeşitli bitkiler geliştiriyoruz. Daha çok kıymetli olan tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğini bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar, hemen şurada görmüş olduğunuz biberiye, yine ada çayı ve burada lavanta var arkadaşlar. Birkaç egzotik üzüm çeşitlerimiz var. Aynı zamanda salep türlerimiz var arkadaşlar. Çok çeşitli şekilde bunların tamamını perlitte yetiştiriyoruz. Ve yine arkadaşlar, hemen şurada da özel bir ortamda lavanta köklendiriyoruz. Arkadaşlar, bu ada çayı, lavanta, yine hemen şurada biberiye, bunlar dal kısımlarıyla çok rahatlıkla köklendirilebilip yeni bir fidan elde edilebilir. Mesela saksıda yetiştirdiğimiz şu şekildeki bir lavanta fidanından dallar alırız. Hemen bir tanesini alalım. Kopardığımız şu dalı arkadaşlar alttan toprağa girecek veya perlit ortamına girecek kadar ki bir kısımdaki yaprakları sıyırıyoruz ve şunu hemen şurada gördüğünüz üzere toprağa batırıyoruz ve nemli bırakıyoruz. Sürekli bu şekilde köklenme işlemi tamamlanmış olur. Daha önce yaptığımız bir tanesini alıyoruz. Gördüğünüz gibi kök atmaya başlamış. Birkaç hafta içerisinde tamamen kökleniyor ve sağlıklı birer fide oluyor. Biberiye daha erken ve daha çabuk yetişebiliyor. Şu tavamızda arkadaşlar ada çayı dallarını alıp her birini toprağa gömerek burada fideleme çalışması yapmıştık. Bir tanesini sökeceğiz. Hemen size göstermek üzere. Evet, oldukça güçlü bir kök sistemi oluşturduğu için rahatlıkla sökemiyoruz. Bakın arkadaşlar, normal ada çayından bir dal kopardık ve perlit ortamına koyduk. Gördüğünüz gibi müthiş güçlü bir kök sistemi oluşturmuş. Bunu bahçenizde, saksıda, herhangi bir yerde toprağa koyduğunuzda müthiş bir ada çayı çalı formunda ağacınız olacaktır. Ve yıl boyu yapraklarını koparıp bunu rahatlıkla tüketebileceksiniz. Hem kimyasalsız, gübresiz ve doğal olarak. Aynı zamanda burada yine arkadaşlar lavantalarımız var. Ve biberiye de aynı şekilde küçük bir dalını koparıp toprağa gömdüğümüz andan itibaren çok güçlü bir kök sistemi oluşturuyor. Değerli arkadaşlar, işte bu şekilde kendi fidanınızı kendiniz üretebilirsiniz tıbbi ve aromatik bitkilerde. Bu şekilde de yine şurada da hemen nane var, onu da gösterelim. Nane, değerli arkadaşlar, en kolay köklenebilen, dalından, çeliğinden en kolay köklenebilen bitkilerden birisi. Bir dal diktiğinizde bütün bahçeyi kaplayabilir ve bu nane yaprakları da özellikle taze olarak çok faydalı. Gerçekten bu şekilde nane bitkisinde kullanabilirsiniz.